Ve en önemlisi Burgazada deyince akla Sait Faik. Çok önemli abi. Abi bir müzey var burada galiba değil mi? Müzesi de var. Evet. Önce sokaklarını gezeriz. Sonra seni müzesine götüreceğim. Tamam. Oradan böyle Orhan Veli'nin şiirinden bahsettim ya. Zülfü abinin evet. şiirinden. Orada da ikisinin anısından bahsedeceğim. Çok matrak hikayeleri var. Çayları içelim güzel mi? Güzel bir tur. Tamam. Tamam abi. Tamam eyvallah. Gel babacığım gel. Gel. Burası müze ama yaşadığı ev aynı zamanda. Gel şöyle masasında güzel bir yerde güzel güzel anlatayım sana. Hocam burası aynı zamanda yaşadığı ev ama daha sonra annesinin vasiyeti üzerine müzeye dönüştürülmüş. Darüşşafaka Vakfı müzeye dönüştürmüş. Daha doğrusu Darüşşafaka'ya bütün mal varlığını bağışlamış. Oradaki eğitimi görünce Sait Faik. Kendisi vefat ettikten sonra da annesi burayı müze olması ve bedelsiz ziyaret edilmesi şartıyla yine Darüşşafaka'ya bağışlamış. Sait Faik Türk edebiyatında, Türk öykücülüğünde kilometre taşı. Hatta bence ve birçok otoriteye göre dünya edebiyatında da kilometre taşı. Çehov ne kadar öyküde önemliyse, Puşkin, Sait Faik de 30'larda, 40'larda Türk edebiyatına sıradan ve gündelik hayatı, basit insanları ilk sokan edebiyatçı. Bak mesela Hemingway hayranı olduğunu görebiliyoruz. Belli yani, evet. Hemingway'in iki tane kitabı var. Mesela Baudelaire var ki Fransızcası çok iyi, Fransa dönemi var. Yaşar Kemal onun arkadaşı. Hepsi. Yani hatta o zamanlar nüfusu az, evet. Daha çok bir araya geliyorlar, evet. Doğru. Evet. Hatta resmi de var Yaşar Kemal. Ama Mahmut Makal falan biraz önce gördük. Benim için şey çok enteresan. Yani adam burada oturdu, burada kitaplar yazdı. Evet. Değil mi? Yani bir de Orhan Veli falan da gidip geliyor sürekli buraya. Bunların çok güzel, evet, matrak muhabbetleri var. Şimdi Orhan Veli diyor ki buna, ya diyor, her gün diyor bir cumhuriyet bulmacasını çapraz çözelim. Kim erken bitirirse diyor, yemekleri o öder diyor. Her gün sabah geliyorlar, hemen buluşuyorlar. Orhan Veli çat bitiriyor, yemeği buna kakalıyor. Ertesi gün hemen Orhan Veli bir daha bitiriyor, kakalıyor. Ertesi gün ya zoruna gitmeye başlıyor artık Sait Faik'in. Deliriyor yani. Diyor ki kardeşim, yani hepsini nasıl bilebilirsin? Biz de soğancıcı değiliz. Fransa gördük, dünya gördük, bilmem ne yaptık falan. En son itiraf ediyor şey Orhan Veli. Diyor ki hani o bulmacaları ben hazırlıyorum zaten diyor. Ama o arada yani 6 ay, 1 sene yemeği bedavaya getirmiş. Gel ben sana şimdi, sana da bir bedava yemek getirttireceğim beraber. Bir bakacağız, gel.